güzel hedefler bekliyorum sizce. Çünkü büyük hisseler henüz hareketinden çok çok uzaklar. Yani harekete başlamış değiller. Bir saniye, buradaki büyük grafik çıkmadı. 1, 2, 3, 4 dip bölgesini. Burası referans alabiliriz. Normalde burasıydı. Daha sonra gelen son düşüşle beraber, pandemi sürecindeki dolar bazlı düşüşle beraber 86 sente referans alabiliriz. Yani formasyon değerlerinde. Bilginiz olsun. Burada Sahol'ün bu yükseliş hareketi bize ne gösteriyor? Burada hareketin henüz başlamadığını, daha yeni ara duraklarda durduğunu gösteriyor. Ara durak bölgesi neresi? 2.34 dolar seviyesi. Bak, 2.34 dolar seviyesiydi. Buradan geri çekilmesini yapıyor. Çok güzel, çok yerinde bir hareket. Peki bunun ana hedefleri neresi? 3 dolar 26 sent ilk hedef. Getiri potansiyeli baktığımız zaman %50'nin üstünde. Bu cepte. Dolar bazlı hedeflerden bakıyorum. TL bazlı bakmıyorum, bilginiz olsun. Bunun ikinci hedefi 4.74. %100 getirinin de üstünde bir getiri. Tamam. %170 civarında. Sonraki hedef bölgesi takribi 7 dolar seviyeleri, ama bu aralıkta yaşanacak reaksiyon bize bunun üçüncü hedef bölgesini gösterecek. Peki Sahol'ün zirve hedef seviyesi neresi? Onu da size göstereyim. Yaklaşık burada, yani burada 7 dolar seviyelerinden bahsettim ya. 7 dolar seviyesi, hani buradan ara bir destek, ara bir geri çekilme bölgesi olacak mı, olmayacak mı? Bunu gösterecek. MR şu bölgedeki reaksiyon bölgesi. Ana hedefi 10 dolar 64 sent. Yani yaklaşık 5 katlık bir yükseliş. Şimdi endekste neden ben zirveleri bekliyorum sorusunun cevabını görebiliyor musunuz? Hani herkes endeksten kaçarken 116 dolar seviyesinden 300-310 dolar seviyesini hedef verdiğim tarih var ya, şu pandemi döneminin başlangıcı. Bir bakın, pandemi döneminde ben ne söylemişim? Pandemi döneminde bahsettiğim konunun aynısını tekrar izah edeyim burada size. O dönemde dedim ki, şu an doğru hisselerde pozisyon almış herkes geleceğin milyonerleri. Doğru hisselerden kastettiğim, o dönemde paylaştığım hisselere bakın ve o hisselerin kaç kat yükseldiğine bakın. Hiç böyle hisse ismi vermeye gerek yok. Şöyle o zamanki bir Twitter profilime bakarsanız ya da YouTube'daki o paylaşım şeylerine bakarsanız, Garanti Bankası'nda zirve rally hedeflerini paylaşırken gelen yorumlar aynı böyle. Bu hisse yükselecekse o zaman bütün piyasanın yükselmesi lazım. Bu hisse alınır mı? Bak bakayım kaçtan kaça gelmiş. Evet. Sahol ile alakalı dolar bazlı analizimiz bu şekilde. Şimdi TL bazlı da bakalım. Yakın vadede Sahol'ün hedeflerini şöyle size göstereyim. 56.50 ilk şu anki aktif fiyat, 60.15 şu anki ilk hedef, 62.90 ikinci hedef. Grafikte yanlış hatırlamıyorsam günlükte miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir bakayım. Grafiğinde başlangıç noktası 44.90 seviyesi. Evet, bakın şurada. Gördünüz mü? Grafiği de sizin için açalım. Görün. Şu. Şurada oluşan ufak çaplı bir düşüş formasyonu var. Ondan dolayı ufak bir geri çekilme. Bu da normal. Bir sorun, sıkıntı yok. Yükseliş hedefleri de bu şekilde. Evet, Sahol'ün grafiğinde